kapalı bir otopark var. %40-50 civarında doluluk oranıyla çalışıyor. Şimdi Erdoğan Bey, konu çok, soru çok, sorun çok. Bizim pratik gidelim mi? Hemen gidelim. Mesela hemen şöyle yapalım. Evliya Caddesi'nde yatay parkı engellediniz. Yani geçici parkı, kısa süreli parkı engellediniz. Orada esnaflar var, ticaret yapıyorlar. Ne yapacaklar bunlar? Bu insanlar veya oradan hizmet almak isteyenler ne yapacaklar? Biz parklanmayı engelliyoruz. Evet. Yani orada araçlar duracak. Evet. Küçük küçük cepler oluşturacağız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Vatandaş evet. duracak, esnafa 5'er dakika müsaade edeceğiz. Evet. Girecek ve çıkacak. Alışveriş yapamayacak ama. Bakın evet. şimdi alışveriş yapmak için arabasını otoparkına bırakacak, gidecek alışverişini yapacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Biz bir ay önce İspanya'daydık. İspanya'da biz Madrid'de bir meydanı gezmek için yaklaşık 10-12 kilometre yol yürümek zorunda kaldık. Duymuşsunuzdur Elhamra Sarayı'nı. Elhamra Sarayı'nı biz bağlı mekanlarını ziyaret edebilmek için inanın yaklaşık 15 kilometre yol yürüdük. Evet. Yani gelişmiş ülkelere, gelişmiş şehirlere baktığınız zaman yürüyor insanlar. İnanın o tarihi dokuların etrafında araç göremezsiniz. Ben size o zaman, siz bana İspanya derseniz ben de size Almanya derim. Ulaşım açısından hakikaten evet. örnek model ülkelerden bir tanesidir. Almanya'da da hemen hemen her caddede yatay otopark var. Bakın. Yani bunlar üstelik ücretli filan da değil. Şimdi bakın, burada ana sorun sanırım Uğur Tustaşı hocam da bu konuya girmek istedi ama konu, biz ona biraz daha fazla sorumluluk yüklediğimiz için çok daha geniş kapsamlı bir soru yöneldi. Almanya'dan örnek verdiniz de bir şey söyleyeyim. Biz aslında planlamamızı doğru yapmış olsak, bunun içerisinde ulaşım master planı da dahil, yollar, bağlantı yolları, ring sistemi vesaire gibi tek yön, çift yön her neyse ihtiyaçlara göre bunları doğru yapmış olsak bunların hepsi birden çözülecek. Şu anda ya, karşılaşacağınız sorunu ben bugünden söyleyeyim. Bakın Evliya Caddesi'nde yaptığınız çalışmalar doğru, estetik, güzel çalışmalar. Tebrik ederim. Bu kadar net. Dört yol kavşağında, özür dilerim, 50. yıl kavşağında yapmış olduğunuz sinyalizasyon düzenlemesi radikal ve doğru bir yaklaşımdır. Tebrik ederim. Sivas Sesi kavşağında çok güzel şeyler yaptınız. Evet. Tebrik ederim. Yani bunları bakın o 50. yıl kavşağıyla ilgili asbelkader benim de bir ısrarım oldu ama bu sizin yaptığınızı ben yaptıramadım o dönemde. Mahkeme çarşısında bir dokunuş yaptınız. Tebrik ederim. Biz yaptıramadık, siz biliyorsunuz, ben rica ederek söyledim. Başkanım orada sıkıntı var, çözelim. Çözemedik. Şimdi bunlar güzel ama Atatürk Caddesi'ndeki tek yönden kaçışın sebebi ne biliyor musunuz? Tek yön. Bir, esnaf çok rahatsız oldu. Çünkü uygulama orada. Alternatifi yok. Anlatabildim mi? Yani bir ring sistemi kurulmamış. Ben kabaca şunu arkadaşlar biraz yaklaştırsınlar hocam sizde. Çok amiyane bir çizim bu. Biraz daha yaklaşalım, beni kaybedebilirsiniz. Görüntü algılanabilsin. Şimdi burada ben iki tane halka çizdim hocam. Bu iki halkanın bir tanesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarından İnönü Bulvarı, yani İstasyon Caddesi olarak mesela tek yön dönüş Hikmet Işık Caddesi, özür dilerim, Hikmet Işık diyorum. Bunun alternatifi Taşlı Sokak vesaire o caddeler. Anlatabildim mi? Üst yol. Güzel sesimle onu. Diğeri de Atatürk Caddesi tek yön, şöyle yaklaştıralım. Atatürk Caddesi tek yön, alternatifi nere? Hikmet Işık Caddesi ve bağlantı yollarıyla birlikte. Bakın bu zor, radikal, çok insan ayağa kaldırabilir. Ama bak ben mesela Fransa'yı da gördüm. Orada trafiği rahatlatan en önemli unsurun tek yön uygulamalarından kaynaklandığını tespit ettim. Yan parklarda, hatta yolun ortasında dahi park imkanı olabiliyor. Refüjün olabileceği yerlerde araç parkı da yapılabiliyor. Mesela dedik burada. Yani hemen bir proje müellifi edasıyla araya girmiş olmuyoruz. Yani siz burada defansla karşılaşacaksınız ve belki de bu çözümler ertelenecek. Böyle bir kaygım var. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Şimdi burada evet. ötelenmiş sorunlar yumağının. Evet. Bir ortasındayız. Kanun ne diyor? Bir de ona bakalım. Evet. Bir de kanun evet. var. Otopark evet. yönetmeliği var. Evet. Bu otoparklar yapılamadığı yerlerde, yani bu istasyon caddesi gibi bitişik nizam vesaire olan yerlerde. Evet. Vatandaş aslında otoparkın bedelini belediye peşinen ödüyor. Evet. Bunu biliyoruz değil mi? Evet. Şimdi kanunda diyor ki bu otopark bedelini diyor belediye başka bir yerde kullanamaz.
Yani bir otopark için şu anda 3000 lira civarında para alınıyor bildiğim kadarıyla. Bunları başka yerde kullanamaz. Bölge otoparkları yapmak zorundadır. Kanun diyor, ben demiyorum. Evet. Bu yaptığı bölge otoparkında buradaki insanlara ücretsiz kullandırmak zorundadır. Evet, buyurun. Danıştay 8. daire Burdur. Sosyal medyaya girdiğiniz zaman görürsünüz. Bu konuyla açılmış ve kazanılmış davalar var. Burada öteleme dediğim mesele, işte bu paralar zamanında tahsil edildi. Faruk, evet, Başkanım. Evet. Hala da ediliyor. Evet. Ama bölge otoparkı diye Sivas'ta 2 tane bölge otoparkı yapıldı. Birisi Mevlana'nın o Gıda Bankası'nın altı, biri de Paşa Camisi'nin arkasında valilikle belediyenin yaptığı yer. Diğer paralar nereye gitti? Nereye gitti? Hiç kimse sormuyor bunu. Yani tamam, belediye aldı bunu, yemedi. Bu da başka hizmetlere kullandı ama şimdi burada böyle bir de kanun var ortada. Bu kanunla el birliğiyle valilik denetiminde özel hesaba yatıyor paralar. Peki. Ne burada, kadar o para yıllık, siz bilirsiniz. Burada belki. Hemen Erdoğan Bey'e şimdi verelim ben, tekrar sözü. Tabii onu bizim imar işleri bilir. Yani ne kadar öyle bir görevi var ama, yani. Ama böyle bir şey, diyelim. Parası da var yani onunla ilgili. Bir şey biliyorum ben. Daha önceden Faruk Başkanım da bilir. Siz bir apartman yaptırıyorsunuz. Orada, hı hı, iki daireye bir otopark yapma zorunluluğu var. Var. Doğru. Biz hemen bu da, evet, değişiklik yaptık. Bire şu anda oldu. Bir daireye bir daire. Tamam, bir. Güzel. Çok ve güzel. Bunun harçlarını da artırarak, yani harçları düşük olduğu için özellikle 3000 lira oldu o da. Evet. Evet. Onu yatırıyor, otoparkı yatırıyor, yapmıyor. Evet. Otoparkı yapmıyordu. Evet. Tamam. Tabii bu ticari alanlarda, özellikle istasyon caddesi gibi ticari alanlarda, tamam, orada altın dükkan yaptığı için de biraz da cazip geliyordu. Tabii. Dolayısıyla şimdi biz belediyemiz içerisinde bir komisyon oluşturduk. Ulaşım ve trafik komisyonu oluşturduk. Mecburen otoparkını yaptırıyoruz. Çok yapılmayacak gibi ise, yani böyle kritik olan, işte bitişik nizam giremiyor olan, adam koddan içeriye. Evet. Burayı da o komisyon kararıyla, evet, buraya yapılabilme imkanı yoktur teknik, tamam, olarak deyip rapor hazırlıyoruz. Tamam. Ve bunların tamamını kontrol ediyoruz. Bunların bugüne kadar yapılmış olması lazım. Hı. Yani hep söylüyoruz ya. Evet. Yerel yöneticiler bu şehrin gelecek 50 yılını, 100 yılını planlamış olsaydı bugün belki bu sıkıntıları yaşamazdı. Erdoğan Bey, bugüne ama, kadar alınan bu paralar nereye gitmiş? Ben bunu soruyorum. Otopark diye alınan paralar. Ben onu burada ben, Erdoğan Bey'e haksızlık yani, yaparız. Ben onu, mesela bu soruyu yani, bana bir miktar bakın, sorabilirsin çünkü imardan sorumlu. Başkan yardımcılığı da Erdoğan Bey yapmadı. Biliyorum, evet, ben. Belediye başkan sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Ben de nasıl biliyorsun. O paralar nasıl alındığını da biliyorum yani, ben geri. Biz ama çok fazla burada da ifalatmayız yani. Neticede meclis yani, arkadaşım onu, yani. Ben bilemem tabii o paralar nereye gitti ama. Ya ben şöyle yapalım mı? Birazcık uzun, hem sizi dinlendirelim hem de yapılması hem de gereken şeyleri. Uğur Hocam epeyce bir sermaye biriktirdi. Bu konuşulanlar, tabii sizin böyle bir avantajınız oluştu şu anda. Bu konuşulanlar çerçevesinde bu işin içerisine bir master plan anlayışını da koyarak bir plan uzmanı olmanız hasebiyle en iyi değerlendirmeyi siz yapacaksınız. Size böyle müdahalesiz bir 10-15 dakikalık bir alan vermek istiyorum. Arzu ederseniz ama sohbetle katılım sağlayan da diğer olabilir. Da değinebiliriz. Esa maksat hasıl olsun. Biz burada konuları enine boyuna tartışalım. Neticede bu şehirde Erdoğan Bey de yaşıyor. Sorunlardan tabii ki, tabii o da nasibini tabii alıyor. Ki, tabii ki. Bir şey daha söyleyelim. Bakın, olumsuz şeyleri ortaya koymak gerekli. Ama olumlu şeyleri de koymak lazım. Mesela şu anda benim takip ettiğim, bildiğim Sivas Belediyesi'nin yeni projelerinin hemen hemen tamamında. Ha, bunların hayata geçebilecekleri, geçemeyecekleri, biraz zorlanacakları bölümlerde var. Ama özellikle meydandaki Kepenek Meydan Projesi'nin altında ve karşıdaki Sultanşehir Meydanı denilen, evet, Ordu Evi'nin bulunduğu yerdeki projelerin altlarında otoparklar var. Bunlar olumlu şeyler. Anlatabildim mi? Bu çalışmalarda bu anlamda yapılıyor. İşte caddelerle ilgili yaklaşımlarımızı da paylaştık. Bunlar güzel şeyler. Fakat eksikleri de söylemek durumundayız. Onlarla ilgili de tespitler yapmak durumundayız ki maksat hasıl olsun. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi daha önce de söylemiştim. Şimdi mesela ulaşım master planı. Tabii ki bu
imar planı. Ben bir ricam olabilir mi? Evet. Mümkünse Sivas'a indirgeyerek hocam. Genelleme değil de siz akademisyenlerde şöyle bir şey oluyor. Genel kavramlar daha geniş ufuklarla değerlendiriyorsunuz. Biraz Sivas'ı özeline indirelim mümkünse. Lütfen. Buyurun. Önerileriniz varsa. Tabii. Onları yani, da alalım. Kısa vadede böyle çözüm önerileriniz varsa. Onları da alalım. Onları da alalım lütfen. Burada şimdi, değil de aslında siz bu işi belediye ve üniversite arasında da yapmalısınız gibi düşünüyorum ama buradan başlatalım ateşi, buradan başlatalım. Hatta üniversitenin kendi içindeki trafikle ilgili bir problem var şu anda. Oradan da başlatsa daha da iyi olur değil mi hocam? Evet. Şimdi başkanımız da söyledi madem oradan başlayalım. Şimdi aslında burada olaya şöyle bakmak lazım. Evet. Şimdi bakın trafik problemlerinden bahsettik. Yani bu ulaşımın, yani bu organizma gibi ifade ettim ben. Doğru kullanılmaması ile ilgili ortaya çıkan sonuçlardır. Şimdi bunun iki ayağı var. Şimdi hani belediye güzergahında yapılacak tedbirler var. Bunlar işte başkan da söylediği gibi kısa vadede tamamlanabilir. Bazen ortaya koyduğunuz çözümler yani fırsat yakalıyorsunuz, bir çözüm üretiyorsunuz. Şimdi başka noktalarda problem çıkarıyor. Yani o bypass ettiğiniz, açtığınız bir çözüme kavuştuğunuz nokta başka bir yere probleme çıkıyor. Evet. Çıkarabilir. Şimdi ben olaya hani çözüm noktasında bakacak olursak ben fizibilitenin varlığına, ciddiyetine önem veririm. Bu akademisyen olduğum için değil. Olması aynı zamanda mimar ve plancı evet. olduğum için. Ben şuna bakarım. Sayısal verilere bakarım. Yani Sivas'ta taşıt trafiğinin ulaşım ağını problemli noktaya getirdiği noktaları çözmek için. Şimdi işte onun için sizin bahsettiğiniz o akıllı sistemler. Bunun uygulaması da problem. Şimdi denetlenebilir bir ulaşım metodu olması lazım. Yani siz de bu işin başındasınız. Yani siz hem çözüm üretiyorsunuz. Şimdi hem İşte söylediniz işte üniversite mesela durakların oraya taşınması ulaşım açısından bir çözümdür. O Sivas içerisinde bahsettiğiniz yine örnek verdiğiniz noktalar da öyle. Ama ben bir akıllı sistemin altını oluşturacak bir bilişsel sistemin olmadığına inanıyorum. Mesela. Yani bilişsel bir haritanın olmadığına inanıyorum. Yani bu yoğunlukların nasıldır? Mesela şimdi kullanıcı psikolojisi diye bir şey var. Demin de bahsettiniz. İşte Kümbet'ten Paşa Fabrikası'na giden insan nasıl gitmeli? Bu Mevlana Tüneli'nin bu noktadaki işlerliğinden bahsettiniz. Şimdi biz de onun ötesinde meydanla ilgili bazı şeyler söyledik. Hocam affınızla sığınarak estağfurullah, söyleyeyim. Estağfurullah buyurun. Biz verileri birebir ölçümlerini yaptırarak tespit ettik. Emniyette işbirliği içerisinde bulvarlarda, kavşaklarda günlük, saatlik verileri alarak çalışmalarımızı peki ona bu, göre hazırladık. Peki yani. Bu ulaştırma master planına yansıdı mı? Bir master planı örgütlenmesi içerisinde kullanıldı mı? Biz şu anda bu konuyla ilgili çalışan akademik ekibe biz bu verileri verdik. Ama bu TEDES ile ilgili yani elektronik denetleme sistemleriyle ilgili hangi bulvara koyarsak daha verimli olur, hangi sadece bulvar olarak düşünmeyin. Hangi kavşakta böyle sizin düzenleme yaparsak. Avrupa'daki, Amerika'daki kullanım şeyi demin de bahsettim. Duraklarda da kullanılıyor bu sistem. Yani hocam, sadece bizim kavşaklarda falan değil. Yani siz bir aracın şeyini takip ediyorsunuz. Yani şimdi mesela bir insan alışveriş yapacak. İşte duraktan arabanın çıktığını biliyor. Geri dönüş yapıyor. Orada aracın nerede olduğunu biliyor. Oradan bakıyor. Şimdi biz sadece trafik deyince araç yoğunluğu olarak düşünüyoruz. Aslında hocam hemen Nalbatlarbaşı kavşakta bilmiyorum dikkatiniz çekti mi? Orada bir ekran yerleştirdik. Oraya hangi mahallenin aracı kaç dakika sonra gelecek anlatabiliyor muyum? Bunlar nasıl takip? Yani orada durakta duran yolcu oraya kaç dakika sonra aracının geleceğini o ekrandan görebiliyor. Ve evet. bunu merkezdeki durakların tamamına yerleştirmek için firmayla görüştük. Yani güzel. Nasip olursa biz bir aya kadar bunları tamamlamış olacağız. Yani bunlar şimdi bizim her halk otobüsünde GPRS cihazlarımız var. Yani biz bu verileri alıyoruz.
O halk otobüsü ne? Bakın burayla ilgili olumlu bir mesaj gelmiş hemen bize. Bizim Erdoğan Bey programımız son derece interaktif bir program. Evet. Anında müdahale geliyor. Bakın cümleniz daha bitmeden deniliyor ki orada o kadar zamanlama güzel ki belki bir dakikalık kaymalarla filan gerçekleşiyor ki bu o bir dakika da zamanla belki daha aza indirilebilir. Buyurun. Aynen. Yani o biz o verileri araçlarımızdaki GPRS cihazlarına. Yani olumlu şeyleri söylüyoruz çıkış, gördüğünüz gibi. Çıkış saatlerine göre yapmıyoruz. Araçtaki uydu takip cihazlarından takip ederek aracı takip ediyor. Kaç dakika sonra o durakta olacağını belirtiyor orada. Yazıyla anlatamıyorum. Bu çalışmaları yapıyoruz zaten. Bunlar bizim hem dünyada kullanılan teknolojileri şehirde kullanmamız adına. Hocam söylediği farklı bir şey. Şimdi, diyor ki bütüncül entegrasyonlarıyla. Onun dışında teknik şeyin dışına çıkmak istiyorum. Buyurun. Hani biraz. Şimdi bakın şehir dediğimiz bizim kavram başka bir kavramdır. Hı hı. Kent dediğimiz başka bir kavramdır. Şehrin tarihi vardır, felsefesi vardır, bir geleneği vardır. Ama kent daha mekanik, daha teknik bir örgüttür. Şimdi kentli olma, kentlik bilinci ya da şehirli olma bunlar başka şeyler. Şimdi mekanik bir sistemin tedavisini mekanik yöntemlerle yaparsınız. Ne demek bu? Yani bundan işte 40 sene önceki Sivas şehrindeki şehir kültürüyle şimdiki başka. 60 sene önceki şehir kültürüyle, 70 seneki önceki şehir kültürüyle şimdikiler başka. Hocam lafını keseceğim ama 50 sene yani benim ya aklım yettiğine göre 40 sene diyelim. Hükümet binasının yanında at arabalarının, faytonların durağı vardı. Evet. Doğru. Yani ulaşım ve trafik oydu yani o zaman. Hı hı. Belki 2-3 tane de taksi vardır bilmiyorum ben onu. Sonradan taksiler şimdi, oldu. Evet. Yani yarın ne olacak onu da bilmiyoruz. Şimdi yani. Bir mekansal örgütlenmeden bahsetmemiz lazım. Evet. Şimdi bakın planlama teknik bir hadise. Şimdi genelde Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet fikriyatıyla beraber bizim Anadolu'daki kent düzenlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Çünkü neden? Referanslar Batı kentleri. Yani artık geleneksel şehir karakterine çıkıp batılı bir kent olma isteği oluşuyor. Burada da plan devreye giriyor. Mesela buradan hemen yeri gelmişken de oraya geçeceğim. 1930'lu 40'lı yıllarda kent çeperinde bir gövdesi olan şimdiki demir yolunun olduğu alanı düşünelim. Evet. Stad da onun hemen devamında. Şimdi bakın planlı olarak bir ölçeği vardır. Ha, birilerini rahatsız edebilir. İşte demir yolu mirası. Çünkü şehrin hafızasında böyle bir tarafı var. Evet. Yani aslında kırsal alandan kentsel ölçüye geçildiği vakitlerde insanların kenti tanıdığı ölçek orası. Yani işte Altın Tabak Mahallesi'ne baktığınız zaman stadyumun üstünde böyle bir ölçekte kurulmuş. Yani kent çeperinin aslında yaygınlaşmaya değişime uğradığı alanlar. Şimdi bu organizmanın yani orası planlı bir alan. Şimdi bu organizmanın işte açılan istasyon caddesi. Tabii ki 1970'li 80'ler mesela 80'ler çok önemlidir. Bakın Atatürk Caddesi'nde ve devamında Taşyan'ın o çorapçanın olduğu yerde geleneksel çarşı anlayışının kayboldu. Şimdi Yimpaş binası. Mesela ben hani bir mimar olarak affınıza sığınıyorum. Terziler çarşısı, kunduracılar evet, çarşısı. Evet, bir cinayettir. Yani o kentsel gövdeyi değiştiren bir alandır orası. Çünkü temel problem şu. Bakın batılı kentlerde bir yaşayan şehri tanıma haline getiren bir tarih vardır, kültür vardır ve buna eklemlenen, planlanması gereken durumlar vardır. Bunlar da bu ölçütlerde aktarılır. Şimdi Sivas'ın problemi şu. Sivas'ın yani eski, vücut bulmuş, gelmiş tarihi olarak biriktirdiği alanla sonrasında kent olmaya başladığı, isteklerin olunduğu alanın çakışımı planlı bir düzenlikte gitmemiş. 80'lerden sonra. Şimdi peki rasyonel çözüm bulmamız lazım. Sizin söylediğiniz şeyler mekanik bir kente yönelik mekanik çözümlerdir. Evet. Kısa vadede. Bakın ben üst ölçekte değerlendirdiğim zaman demin siz de söylediniz. Bugün çevre yolu değil mi? Doğuya bağlayan çevre yolu Sivas artık içeride kalmış bir alan. Çarter. Peki
Çevre yolla, yolun bir gövdesi var. Bir estetiği var. Mesela hiç burada şeyde konuşmadık. Bir görsel kirlilik vardır. Şimdi biz konuşuyoruz. Hep yolları şey düşünüyoruz. Tamam, arabayı bir yere park edelim. Rahatça alışverişimizi yapalım. Çıkalım, gezelim, gidelim, bitirelim. Ya bir de görsel kirlilik. Mesela Avrupa'ya çıktığınızı söylüyorsunuz. Dolaştığınızı falan. Bakın, yani insanların nerede nasıl hareket edeceğini tanımlayan alanlar var. Şeritler var. Mesela bir gün bizim en büyük problemimiz ne? Mesela bilmiyorum, gezdiğiniz kentlerde gördünüz mü? Bu kadar yüksek kaldırımlar var mı? Avrupa'da mı? Evet. Mesela yeni bir kaldırım çalışması yok. Yok. Şu anda ama bizim kaldırımlarımız da sanki Avrupa normlarına uygun. Ben şey mesela hani, genelde vatandaşı çok rahatsız ettiği için soruyorum. Bakın, burada bir şey söylemek istiyorum. Büyük ölçüde ama. Şimdi bakın, burada bir şey söylemiyorum. Yani ben işte Almanya'ya da gittim, işte İspanya'ya gittim, ne bileyim Bosna Hersek'e falan gittim yani. Birkaç tane ülkeye gezdim, evet, biliyorsunuz. Dolayısıyla ben Avrupa'da mesela şey yok, böyle refüj yok. Her şey çizgiyle. Dünya güzel, artık çizgiyle. Doğru. Yani sarı çizgi, kırmızı çizgi, beyaz, evet, çizgi, anlatabiliyor muyum? Çizginin bir anlamı, bir işareti. Yapın, uyum olur, sağlarız. Bakın, şimdi Avrupa'da yaşayan bir vatandaşımız Almanya'da, Avrupa'da her türlü kurallara riayet ediyor. Kapı kule sınır kapısını geçince bütün trafik kurallarını ihlal ediyor ve yaşasın özgürlük diye de bağırıyor. Tamam, bakın, özgür dünyaya geliyor çünkü. Evet, yaşasın özgürlük diye de bağırıyor. Aynı adam Avrupa'da uyuyor bu kurallara ama Türkiye'de maalesef uymuyor. Şimdi ben ilk göreve başladığım zaman bu halk otobüslerinin kullanıcılarına bir eğitim semineri yaptım. İnanın günlük 30-40 şikayet geliyordu. Her gün 30-40 tane şikayet geliyordu vatandaşlardan. Cumhuriyet Üniversitesi Halk Eğitim Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bir eğitim semineri yaptık. O sürücüler de katılmak için zorladık. Dedi ki sertifika vereceğiz size, dedik. Yaklaşık 56 saatlik bir eğitimdi. İnanın eğitim sonrasında çok bir değişikliğin olmadığını gördük. Ama şu ana kadar yaklaşık 80 tane şoförü direksiyondan indirerek halk otobüsleriyle ilişkini kestim. İnanın bir ayda 7-8 tane şikayet geliyor. Dolayısıyla şimdi, bakın şimdi, evet, bir başka örnek vereyim. Kuralların koyulması çok önemli değil. Uygulanması ve takibi çok önemli. Önemli. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Biz, bir izin verir misiniz? Çok özür dilerim. Bir yorum katkısı sunmak hemen, istiyorum. Hemen hemen devamını size yapın. Peki cümlenizi tamamlayın o zaman. Şimdi buyurun. Biraz önce ifade etmiştim. Cumhuriyet, hı-hı, Üniversitesi'nde çalışan araçları ikiye böldüm, hı-hı, diye. Hı-hı. Bir kısmını aşağıda, bir kısmını da yukarıda şey yapıyoruz. Hikmet Işık'taki bir esnaf grubu toplanarak belediyeye geldi. Hı-hı. Dediler ki başkanım, sen otobüsleri ikiye böldün. Dolayısıyla üniversite araçları bizim caddeden geçmiyor. Üniversiteli öğrenciler de bizim caddeye uğramıyor ve bizim satışlarımız düştü. Bunu tekrar yukarıya almanız lazım, dedi. Şimdi biz bir takım tedbirler alırken elbette ki birileri de rahatsız oluyor, rahatsızlığını geliyor ve ifade ediyor. Ama biz oy kaygısıyla, gelecek kaygısıyla bu radikal tedbirleri alıp uygulamadığımız sürece bu problemleri şimdi çözebilme imkanımız şimdi yok. Şimdi bir izin alabilir miyim? Tabii şimdi ki, bakın, buyurun. Burada hem de sohbete bir katkı da sunmak istiyorum ben. Şimdi bütün bu rahatsızlıklar, sanki benim hocamdan aldığım elektrik de o, bütüncül, komplike, yani her yönüyle planlama demek, sosyal yönüyle, kültürel yönüyle, demografik yapı, yani işte falanların mahallesi, filanların mahallesi de dahil bunun içerisinde, yeşil alanıyla, yoluyla vesaireyle, işte ticari alanlarla, o ticari alanların esnaf tarafından hakça paylaşımıyla vesaire, bu bir bütüncül bir mekanizma. Doğru. Fakat aynı dönemin meclis üyesiyiz. Planlamada açıkçası benim başkan yardımcılığım döneminde ihalesi yapıldı. Veri altyapı çalışmaları bizim döneme denk geliyor. Ama planlamanın ayrıntıları ben ayrıldıktan sonraya denk geliyor ama mecliste takip ettim. Hatırlarsanız plancıya sorduğumuz bir soru var. Planlı alanlar içerisinde yeşil alan oranı yüzde kaç dedim, bu soruya ben cevap alamadım. Şimdi hocamla bugün gündüz sohbetimizde hem hocama da bir manada bir şey vermiş oluruz. Hocam bana verdiği bilgiler içerisinde diyor ki
modern kentlerde, yani gelişmiş ülkelerdeki modern kentlerde yollar diyor, planlananların %30'u diyor. Orana bakıyor musunuz? Evet. Olay büyük ölçüde çözülüyor. Ben bunun üstüne bir şey ilave etmek istiyorum. Yine bu modern kentlerde planlı alanların %30 küsürü, 30, 32, 35 arasında değişiyor bu Avrupa'da yeşil alan. Yani ne oldu? 30, 35 daha etti 65. %10 da sahil ihtiyaç alanlarını sayın 75. %25'te de yerleşim olacak. Ama biz öyle değiliz. Biz üst üsteyiz. Anlatabildim mi? Sorun bir buradan çıkıyor. İkincisi. Ülkenin de en büyük ikinci coğrafyasına sahip şehiriz yani. İkincisi uygulamalarla ilgili vatandaşa da çok haksızlık yapmayalım. Şöyle bu şehirde benim gençlik çocukluk yıllarımda İstasyon Caddesi dediğimiz İnönü Bulvarı'nda ağaçlar dikilirdi hocam. Evet. Ertesi gün bakardık çıt kırılmış ortadan. Çiçekler dikilirdi. Menekşe o günün çiçekleri çok öyle detaylı bir şey. Çiçekler dikilirdi. Kürekle gelir kökünden alır götürürlerdi. Çiçek bulunmazdı. Ama bugün ağaçlar kocaman ağaçlar oldu. Bir kısmı meyve veriyor. Çiçek açıyor. Hiçbir çiçek gül dikiliyor. Güle bile dokunulmuyor. Ben sensörlü musluk koydurdum tuvaletleri bizim belediyenin kontrolündeki tuvaletlere. Dediler ki bunu söker götürürler. Dedim götürsünler. Zamanla alışacaklar. Sensörlü musluklar şu anda çalışabiliyor. Efendim sıcak sular kullanılabiliyor. Biraz da bir bütüncül planlama anlayışın içerisinde biz ihtiyaçları tespit edelim. Evet. Onları planlayıp uygulamaya koyalım. Vatandaş gördüğüyle kendini belli bir düzene sokacaktır. Mesela yaya geçitleri kullanılmıyor. Ya biz adam akıllı bir yaya geçidi uygulaması yaptık da ben kendimi de suçluyorum. Ben de ulaşıma baktım.